Son 60 yıl içerisinde dünyada 65 yaş ve üzeri insanların sayısı neredeyse iki katına çıktı. Yaşlı nüfusa sahip ülkelerin başındaysa Japonya geliyor. Nüfusun 1/4'ünün 65 yaş ve üzeri olduğu ülkede yaşlanma hızı dikkat çekiyor. Daha uzun yaşamak ama hepsinden önemlisi iyi yaşamak. Japonya'daki en yeni teknolojiler yaşlılara daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için kamu ve özel sektöre yenilikçi projeler konusunda ilham verdi. Bir ülkenin sağlık sistemindeki en büyük zorluklardan biri yaşlı bir topluma sahip olması. Japonya'nın sunduğu çözümler dünya çapında tıp uzmanları, kamu görevlileri, startup şirketleri ve yabancı delegeleri bir araya getiren Tokyo'daki uluslararası bir zirvenin çekirdeğini oluşturdu. Japonların dijital sağlık sistemi stratejisindeki ana fikir tıbbi veri ve teknolojinin birleştirilmesi. Japonya'da yapılanlardan çok etkilendim. Dijitalleşme ve yapay zeka, vatandaşlarımız ve toplumumuz için sağlık hizmetlerini iyileştirme ve geliştirmemizde bize çok yardımcı olacak. Ancak bunun için kendi verilerimizi iyi anlamamız gerekiyor. Japonya, kamu ve özel sektörün anonim tıbbi verileri kullanmasına izin vermek için yeni bir düzenleme getiriyor. Dijital geçişin nasıl uygulandığını görmek için Kyoto Üniversitesi Hastanesi'ne gidiyoruz. Kayıtların toplanması hastaların odasından başlıyor. Hemşireler kan basıncı, kalp atışı, vücut ısısı, klinik test ve alınan tedavi gibi bilgileri doğrudan sunucuya yüklüyor. Bu büyük veri kümesinin işlenmesi daha doğru ve verimli bir çalışmanın yanı sıra sağlık sisteminin nasıl yönetileceği ve ilaç üretimi hakkında fikir edinilmesine olanak sağlıyor. İnsanlara ne tür bir tedavi sağlamamız gerektiğini anlamak için veri topluyoruz. Bu verileri kullanarak farklı bakım ve tedavileri görebiliyoruz. Bilgileri anonim olarak giriyoruz. Devlet de bu bilgilerin paylaşılması için bir sistem hazırlıyor. Bu sistem sayesinde veriler özel sektör tarafından yeni ilaç ve tedavilerin oluşturulmasında kullanılabilir. Sağlık sigortası 126 milyondan fazla vatandaştan gelen milyarlarca veriye dayanıyor. Bir veri kümesi Japonya ve hatta diğer ülkeler için fırsatlar doğurabilir. Nüfusun tedavi içeriğinin %95'inden fazlasını kapsıyor. Dijital sağlık hizmetinde hem tıbbi tedavi hem de hemşirelik bakımı verilerinin paket olarak kullanılmasına yönelik bir eğilim söz konusu. Japonya hızlı yaşanan bir nüfusa sahip. Bu bilgilerin dünyadaki diğer pek çok ülke için referans olabileceği kanısındayım. Dijital bakım ve tedavi sistemi Japonya'da tıp ve sağlık sektöründeki özel şirketler için de önemli iş fırsatları yarattı. Japonya çok hızlı yaşanan bir toplum. Teknolojiyi kullanarak bakıcıların yükünü azaltabilir, işlerinin verimliliğini artırabiliriz. Örnek çözümlerden biri de ayarlanabilir hasta yatağı. Bu özel yatak ağır hastaların bakımında bakıcının yükünü azaltarak aynı işi iki yerine tek bir bakıcının yapabilmesine imkan sağlıyor. Hastayla bakım cihazı ya da onunla ilgilenen kişi arasındaki etkileşimi kolaylaştırdığı için insan faktörü bakım ve tedavideki önemini korumaya devam ediyor. Örneğin geliştirilen özel bir sanal gerçeklik başlığı demansın nasıl bir hastalık olduğu, bu hastalığın etkileri ve bu tür hastalarla nasıl ilgilenilmesi gerektiği konusunda insanlara bakış açısı kazandırıyor.
Bakıcı ve hastaların birbirine ihtiyaç duyduğu sorumlu bir ilişki kurmak istiyoruz. Bu cihaz demans hastalarının dünyayı algılayış biçimini yeniden üretiyor. İnsanlar demans hastalığını sanal gerçeklik aracılığıyla deneyimleyebilirler. Ve bu kişilerin acısını, hastalığın zorluklarını anlayabilirler. Yani bu teknoloji kendimizi hastaların yerine koyabilmemize imkan sağlıyor. Tokyo'da bir bakım evinde çalışan bu bakıcı, sanal gerçeklik cihazının eğitim özelliğini takdir ediyor. Demans hakkında ders kitaplarında okuyabileceğimden çok daha fazla şey öğrendiğimi hissettim. Japonya'nın tıbbi verileri uluslararası iş fırsatlarını da tetikleyebilir. Japonya'daki yaklaşımların başarısı bulaşıcı olacak ve vatandaşları bu konsepti benimsemeleri konusunda motive edecek. Böylece Avrupa, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, yani dünya genelinde tek bir yaklaşıma sahip olacağız. O da dijital sağlık hizmetini ilerletmek. Uluslararası işbirliği, dijital sağlık hizmetinde yenilikçi projelerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmada ve 100 yıllık yaşam beklentisi olan bir toplumu hazırlamada anahtar olacak.